Merhaba sevgili seyirciler. Bir Amenna programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz din, devlet ve mafya. Bu üçü tarih boyunca çeşitli adlarla insanların hayatında hep olmuşlar ve birbirlerine de çok ihtiyaç duymuşlar. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Bunların kökeninde ne yatıyor? Gerçekten sahici bir ihtiyaçtan dolayı mı ortaya çıkıyorlar? Yoksa insanları yönlendirmek, manipüle etmek ve başka amaçları gerçekleştirmek için mi ortaya çıkıyorlar? Şimdi öncelikle devlet İbn Haldun'a göre insanın kötücül tarafının bir yansımasıdır. Yani devlet bir iyilik kurumu değildir. İnsanlar içlerinde sömürme, tahakküm kurma, mala çökme, başkasının sırtından geçirme gibi dürtülerin peşinden gitmişler ve bunun sonucu olarak devlet ortaya çıkmıştır. Der İbn Haldun mukaddimede, insanların başına geçme, imam olma, halife olma vacip midir, farz mıdır, mübah mıdır, yoksa böyle bir kuruma gerek yok mudur tartışmalarını değerlendirir. Ve sonunda işte o zaman hilafet deniyordu, imamet deniyordu. İnsanların başına birisinin geçmesi, onun özel bir yerde oturması ve kendi ekibini, adamlarını kurması, halktan vergi toplaması ve halka hizmet adı altında insanların kamu hizmetlerini yürütmesi faaliyeti. Bu tarih boyunca hep ortada, hep olmuştur. O nedenle devletin kökeni meselesi çeşitli şekillerde tartışılmıştır. Ama İbn Haldun'dan yola çıkacak olursak tahakküm ve sömürü kurumudur diyor. İnsanlar kendi başlarına iş yapmayı pek sevmezler. Başkalarına iş yaptırıp onlar üzerinden geçinmek, onların emeklerine el koymak, onlara haraç toplamak, vergi almak, başkalarının mallarına çökmek, yağmalamak daha çok hoşlarına gider. Ve işte bunların, insanın bu kötücül tarafının organize hale gelmiş şekline İbn Haldun'dan yola çıkarak devlet diyoruz. Peki devletin hiçbir iyi bir tarafı yok. Devlet bir iyilik kurumu olabilir mi? Eğer devletler sömürmezse, tahakküm kurmazsa, insanların emeklerine, değerlerine çökmezse, halktan bağımsız, soyut, lahuti ve ruhani bir kuruma kendini dönüştürmezse, halkın hizmetini görme amacıyla böyle bir organizasyona adına devlet mi derim, başka bir şey mi derim? Orası ayrı bir tartışma konusu ama lüzumlu olabilir. Zaten bu tartışmaların neticesinde Avrupa'da birçok siyasi düşünür ve filozof en iyi hükümet, en az hükmeden hükümettir demişlerdir. Yani devletlerin insan hayatındaki varlığı her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir insanların güvenliğini sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamak, sınırları korumak gibi gerekçelere dayandırılıyorsa da bunlar işin bahanesi olarak görülüp arkadan başka işler çevriliyor. İnsanların verdikleri vergiler, insanlardan alınan paralar hakikaten
yazıldığı şekliyle veya öngörüldüğü şekliyle insanların verme amacı doğrultusunda harcansa, yöneticiler araya girip halkın parasını kendi menfaatlerine kullanmasalar, o zaman devlet insanların yararına bir kurum olabilir. Ama böyle bir devlet dünyada nerede var ve hangi devlet bunu yapmış olabilir? Benim görebildiğim kadarıyla önce bu tahakküm hırslarından, başkasının malına emeğine göz dikmekten devlet doğuyor. Sonra bu devlet ayakta kalmak için çeşitli yollara başvuruyor. Sürekli ve ayakta kalması lazım. Onun için kendisine en yardımcı, en destekçi kurum din oluyor. Ve dini afyon olarak kullanıp insanların zihinlerini önce itaate alıştırıyor, sonra sorgulamamaya alıştırıyor, sonra kör körüne söylenenlere tabi olmaya alıştırıyor. Ve onları bir anlamda dinin afyon yüzüyle avutuyor. Öte yandan hemen şunu da belirtmek gerekir ki, dinin afyon yüzü dedim, bir de dinin vicdan yüzü vardır. Dinler sömürüye, tahakküme, baskıya, zulme, isyan olarak doğarlar. Ama ayakta kalma ihtiyacı içerisindeki devlet, krallık, sultanlık gibi otoriteler bu isyanı fazla sürdürmezler, bastırırlar ve isyanı bastırmakla kalmayıp dini isyanın aracı olmaktan çıkarıp ezilenlerin elinden alıp ezenlerin bir tahakküm aracına dönüştürürler. Tarih boyunca din hep bu rolü üstlenmiştir. Bu maceralardan geçmiştir ve şu anda da öyledir. Bir ezilenlerin dini vardır, bir de ezenlerin dini vardır. Bir vicdanın ve isyanın dili olan dini söylem vardır, bir de devleti ayakta tutmak ve insanları itaate alıştırmak ve onları afyonlamak için kullanılan din vardır. Bu ayrımı da yapmak lazım. Her şeyin gerçeği ve sahtesi vardır. İyisi ve kötüsü vardır. Din de öyledir. Aslında devlet de öyledir. Her ne kadar bir kötülük kurumu olarak ortaya çıkmışsa da onu ehlileştirmek, iyileştirmek, en az zararsız hale getirmek mümkündür. Zaten siyaset dediğimiz şey de bunun için yapılır. Yani devlet dediğimiz tahakküm aracını ve onun içinde yer alanları halka en az zarar verecek hale getirmek. Tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmadığı için ve tarihte bu pek mümkün olmadığı ve şu anda da mümkün görünmediği için imkansız olmamakla beraber mümkün mertebe en az zararsız hale getirmek. Siyasetin en temel amacı da zaten bu olmalıdır. Şimdi bir de devleti ayakta tutmak için gerekli olan kurumlardan birisi olan dinden başka bir de devletin zaman zaman pis işler diye tabir ettiğimiz mecralara girmesi söz konusu olabiliyor. Çünkü devletler göründüğü şekliyle işte insanlar vergi veriyor, alınan vergilerle onların istediği yerlere devlet adamları harcıyor. Bundan dolayı da kendilerine ayrılan aylık maaşlarını alıyorlar. Bu şekilde emekli olup hayatlarına devam ediyorlar. Görünen devlet böyle görünüyor. Ama iş böyle değil. İşler göründüğü gibi değil. Çünkü halkın verdiği vergilerin nereye gittiği tam bilinmiyor. Hangi amaçlarla kullandığı tam da bilinmiyor. Bir de dünyada sadece bir tane devlet yok. Bir sürü devlet var. O devletlerin istihbarat örgütleri var. Onlar çeşitli şekillerde istihbarat faaliyetlerinde bulunuyorlar.
ve düşmanca duygular besleyenler var. Yani. Dünya çakallarla dolu filan. Bu tür gerekçelerden dolayı devlet görünür vergiler, muhasebeye giren hesaplarla kirli ve illegal işleri yürütemiyor. Onun için de yer altına iniyor ve orada bu işleri kotarmaya başlıyor. Sonra eğer biz içine girmezsek uyuşturucu daha fazla kullanılacak. Halkımızın gençleri ve halkımız daha fazla uyuşturucudan muzdarip olacak diyerek dünyada uyuşturucunun da kökünü kazımak mümkün değil diye bir düşünceye sahip olarak uyuşturucu trafiğine giriyorlar. Çünkü orada bol para var. Biz diyorlar uyuşturucuyu falan dağıtmıyoruz. İşte Kolombiya'dan gelen uyuşturucuları İstanbul, İzmir üzerinden Avrupa'ya gönderiyoruz ve oradan komisyon alıyoruz. Sadece 65 bin dolar bir kilosu taşıdıkları uyuşturucu. Onlarca ton, 5 bin, 6 bin ton bir partide gemilerle limanlardan limanlara, çeşitli yollardan, aşamalardan geçerek ve rüşvet dağıta dağıta aldıkları paranın birçoğunu bu şekilde dağıtaraktan ticaret yapıyorlar ve buradan pay alarak ve bu payı bir takım kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için devletin eline geçsin ve devlet burayı kontrol etsin diyerek uyuşturucu dünyasıyla kol kola hareket etmeye başlıyorlar. Ve oradan gelen paralarla çeşitli harcamaları finanse ediyorlar. Karşı istihbarat faaliyetleri, faili meçhul cinayetler, suikastlar. Çünkü aynı suikastları karşı taraf da yapıyor. Onlara cevap vermek gerekiyor. Dünyanın her yerinde bütün devletler yer altında pis işler yürütüyor. Görünmeyen işler çeviriyor. Yani bütün devletler bunu yaparken bir tek biz mi yer altına inmeyeceğiz? Böyle göründüğü gibi böyle temiz, derin olmayan düz devlet olarak kalacağız diyerek bu işleri yapmayın, buralara girmeyin diyenleri fazla naif buluyorlar ve siz siyaset dünyasını ve dünyada yürümekte olan gerçekliğin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu işin raconu, kanunu budur. Bunu bütün devletler yapıyor, biz de yaparız diyorlar. Ve bu şekilde mafyayı da devlet hayatında bir yere oturtuyorlar, meşrulaştırıyorlar ve bir takım mafya liderleriyle devletin bazı işlerini yürütüyorlar. Onlara sipariş ediyorlar. Faili meçhul gerektiğinde, takibat gerektiğinde, mana çökme gerektiğinde, görünür mahkemelerle, polisle, jandarmayla yapılmayacak işleri başka yollarla yapmak gerektiğinde onlara başvuruyorlar. Ve onlara da yüklü miktarda paralar veriyorlar. Onlarla içli dışlı oluyorlar ve birbirlerinin yanlışlarını ve suçlarını görüyorlar ve onlardan da artık uzaklaşamaz oluyorlar. Böylelikle ne olmuş oluyor? Devlet dediğimiz kurum bu tür insanlarla doluyor. Ve şu sözde söylendiği gibi devlet dediğiniz 40 odalı bir Bizans sarayı gibidir. Her bir odasında ayrı bir fırıldak çevrilir. Dolayısıyla herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışır. 40 tane, 100 tane çete vardır. Her birinin ayrı ayrı adamları vardır. Birisi oraya öbeklemiştir. Öbürü bakanlığa, öbürü başka bir yere. Bundan sürekli mücadele halindedirler. Dışarıya bakıldığında işte devlet, hukuk, adalet, meclis, anayasa, böyle düzgün adamlar, işte kravatlarıyla falan halkına hizmet ediyor görünümü verirler. Fakat biraz daha arka plana indiğimizde devletlerin güvenliği sağlamak, şöyle dursun, güvenliğe sebebiyet verdikleri ve halka huzur verme, onların ihtiyaçlarını gidermeyi bırakın, huzuru bozmanın aracı haline dönüştüklerini görüyoruz. Bundan nasıl çıkabilir? Bundan
gerçek anlamda bir adalet devletine dönüşerek ve siyaset kurumu aracılığıyla her an kötülüğe kayması, istismar edilmesi, suistimali mümkün olan ve genellikle de böyle cereyan eden devlet kurumunun amansız bir denetleme ve sürekli yeniden oluşturma, değiştirme, kadroları, iktidarları uzun süre aynı yerde, aynı koltukta tutmama gibi çeşitli önlemler alınarak devletlerin halka en az zarar verme ve devlet olmanın getirdiği mutlak hakimiyet ve otoriteyi yanlış mecralarda kullanmamaları sağlanabilir. Bunu ben imkansız görmüyorum. Mümkün olarak görüyorum. Ama çok zor olduğunu da biliyorum. Zaten tarih boyunca peygamberler, büyük devrimciler, büyük filozoflar hep bunu savunmuşlardır. Devletsiz bir toplum ütopyası kurmuşlardır. İşte parasız, devletsiz, hatta tapınaksız bir toplum ütopyası kurmuşlardır. Pür eşitlikçi, adaletin sağlandığı, herkesin mutlu olduğu bir toplum hepsinin rüyası olmuştur. Kutsal kitapların cennet dediği şey de aslında budur. Devletsiz, sınırsız, sömürüsüz, savaşsız, saldırısız, adaletle, barışla dolu bir dünya. Buna dinler cennet derler. Buna inanılmasını ve bunun için çalışılmasını isterler. Seküler dünyada aynı şeyleri baş başa kelimelerle söylüyor. Bu ikisi aynı şeydir. Dünyanın geleceğine dair insanoğlunun içinde yaşattığı iyilik duyguları ve umutlarıdır. Ve bu umut hemen hemen tarihin her döneminde olmuştur. İnsanları her defasında yeniden bu umudu canlı tutmak ve gerçekleştirme amacıyla çeşitli mücadeleler vermiştir. Ve bu mücadele halen devam etmektedir. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız da burada sona eriyor. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın.